Tekerin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi hava yine leş gibi. Ohio mecbur, yapacak bir şey yok. Bugün neyden bahsedeceğiz? Sorular. Abi Harley Davidson'a ne oldu? Bakalım Harley Davidson'a ne olmuş? Harley Davidson yok. Gördüğünüz gibi Harley Davidson yok. Eğer Instagram'dan takip edenleriniz varsa Harley Davidson'ı sattığımı Instagram'dan belirtmiştim. Instagram hesabımı şu aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Harley Davidson'a ne oldu abi? Bizde bildiğiniz üzere iki tane motor vardı. Şu ışığımızı da açalım. Burada iki tane motorumuz vardı. Bir R6 ve bir Harley Davidson. Artık R6 burada tek başına iktidarını ilan etti. Ne oldu peki motorlara? Harley Davidson'ı satmak zorunda kaldık. Neden sattık, niye sattık? Bunlardan biraz size bahsedeyim. İki tane motor vardı. Bizim birader çok motora binmiyordu. Motora binmediği için de dedi, abi hem evleneceğim, Harley Davidson'ı satalım, elimizde nakit paramız olsun dedi ve Harley Davidson'ı ilana koydu. İlana koyduktan yaklaşık 1-2 gün sonra Harley Davidson güp diye gitti. Harley'den biraz bahsedeyim size. Harley Davidson'ı ben buraya ilk geldiğim zaman 2017 Ocak ayı, yaklaşık Ocak, Şubat, Mart gibi falan almıştık herhalde. 7400 dolara almıştık. Daha sonra motoru kaça sattık? 5800 dolara sattık. Şimdi diyeceksiniz ki abi niye 2000 dolar ucuza gitti yaklaşık. Motoru 1600 dolar aldığımız fiyattan ucuza satmış olduk. Ama motorda şöyle bir şey oldu. Evet, motor ucuza gitti. Biz niye ucuza verdik? Biz Dragon'a gitmiştik. Dragon'a giderken de motorun dönüşte çekicideyken, motor çekicinin üzerindeyken motor çekicinin üzerine düşmüştü. Bir hasar oluşmuştu. Hasarı da sigortadan karşıladıkları için 2400 dolar para almıştık zaten. 2400 dolar, 5800 de öyle. 8200. Biz aslında motor bize 8200'e gelmiş oldu. Yani motorun parasını çoktan çıkarmış olduk. Hatta kar bile ettik o kadar bindiğimizde. Yanımıza kar kaldı. Harley Davidson böylelikle gitti. Yaklaşık bir ay oldu herhalde motoru satalı. Bir ay önce bir tane kadın geldi. Pittsburgh tarafından, başka bir eyaletten. Kadın baktı motora, bindi, etti. Dedi iyi, ben bunu beğendim dedi. 6000 dolara koymuştuk. Biz ama 6000 dolara kesin veririz diyorduk. Ya kadın işte biraz daha ucuz olsa olmaz mı falan. Tamam dedim, al 5800'ü al git. Motoru da bu şekilde elimizden çıkarmış olduk. Şimdi bir tane motorla devam ediyoruz yolumuza. O da burada bebeğim. Harley Davidson olayı böyle. Instagram'dan takip edenler zaten biliyordu motoru sattığımı. Ama kaç paraya sattığımı söylememiştim herhalde. Dediğim gibi 5800'e gitti ama motordan zarar etmedik. 2 yıl bindik. Üzerine 5000 mile yaptım ben. Aynen, motoru 140 daha falan almış. 140 mile'daydı aldığımızda. 5000 mile oldu satınca. Şimdi de yeni sahibine hayırlı olsun diyoruz. Harley Davidson'ımız böyleydi. Size biraz bu garajımsı şeyden bahsedeyim. Bu bizim garajımız. Şöyle göstereyim. Abi hep sen konuşuyorsun. Biraz sağa solu göster, etrafı göster diyenler vardı. Bura bizim evimizin arka bahçesi. Şimdi bu bizim garajdan bozma bir yapımız. Garaj değil aslında. Burada büyük bir garaj vardı. Bir arabanın girebileceği bir garaj. Varmış daha doğrusu. Ben geldikten sonra yoktu. Ev sahibi garajı yıkmış eğer. Bayağı eskiymiş garaj. Burada çocuklar oyun oynuyor zıp zıp da falan. Çocuklar oyun oynarken üzerine devrilir diye garajı yıktık. Daha sonra biz garaj yap o zaman. Yeni bir garaj dedik. Adam da bu garajdan bozma şeyi yaptı. Bu garaj değil. Garaj sayılmaz da. Neyse işte, hani en azından motorumuz dışarıda değil. Garajı göstereyim. Garajımda neler var? Bu benim video ışığım normalde. Bu garajın içinde tutuyorum. Garajda bir tane R6'mız var. Garaj vlogu. Abi size garaj vlogu yapıyorum. 2017 model bir R6'mız var. Daha 1000 mile'da anca. 1000 mile'da yaklaşık 1600 km falan yapıyor herhalde. Göstereyim garajımda neler var. Garajımda gördüğünüz üzere hep motosikletle alakalı şeyler var. İki tekerden başka bir şey yok. Şunda benim arabanın diskleri var. Arabanın disklerini almıştım, daha takmadım. Burada balıkçı, balığa gittiğimiz zaman oturduğumuz sandalyeler falan var. Gördüğünüz gibi motorun bezleri, motor yağları, fren temizleme zımbırtıları, jack standlarımız arabayı kaldırmak için. Bir bisiklet burada, iki bisiklet burada, üç bisiklet burada. Bu benim bisikletim. Gördüğünüz gibi garaj biraz dağınık. Yağ tavamız. Arabanın yağını falan değiştirdiğim zaman bunları kullanıyorum. Burada da eski arabanın kampana balatası var. Öyle. Garajımız küçük. Garaj normalde içinde çalışmak için çok küçük bir garaj. Yani bir şey yapmak istediğin zaman içinde rahat rahat çalışamıyorsun. Hele iki motor varken bayağı zor oluyordu. Şimdi motor teke düşünce hani biraz daha kolay çalışmak ama gördüğünüz gibi bayağı dar yani. Kameradan bilmiyorum nasıl görünüyor, nasıl ediyor da. Garajımız dar. İsterdim ki böyle büyük böyle kocaman bir garajım olsun. İçinde arabanı sok çalış. Şimdi yağmur falan yağıyor mesela. Arabanın birkaç problemi var. Onları halletmem lazım. Ama havaların düzelmesini beklediğim için yapamıyorum. Bu da benim elim ayağımı bayağı bağlıyor. Geçen şu jeki aldım.
lift mi diyorlar? Arabayı havaya kaldırmak için. 110 dolara bayağı güzel bir şey çıktı. Sağlammış, beğendim. Öyle. Arabayı tamir edemiyoruz. Arabanın birkaç problemi var. Araba güzel güzel taş gibi dedik. Arabaya nazar değdi. Öyle ya, böyle bir garaj işte. Şurada bir alet çantam var. Alet çantamız içerisinde malzemeleri aldıkça koyuyorum. Şimdi burada büyük bir garajım olduğu zaman işte daha fazla bir şeyler alabileceğim. Yani lazım olan çok şey var bana da. Garaj küçük olduğu için maalesef alamıyorum. Bakım masrafları falan çok pahalı. Yani çok pahalı derken güzel paralar. Şimdi Amerika'da bakım olayları biraz pahalı. Yani bir şey arabanıza falan bir şey yaptırmak istiyorsanız ya da motorunuza bir şey yapacaksanız servisler güzel paralardan kapılar açıyor. O yüzden burada ben elimden geldiğince motosikletimin ya da arabamın bakımını kendim yapmaya çalışıyorum. Gidip bir yağ değişimine 50-60 dolar, 100 dolar para vermiyorum. 20 dolara yağ alıyorum. Kendim değiştiriyorum. Yani bunlar benim elimden gelen şeyler. Elimden gelmese bile YouTube diye bir kaynak var. Açıp izleyip öğrenebilirsin. Gayet güzel. Ben şunu diyorum mesela. Diyelim ki motorun bir bakımı var. 250 dolara yapıyorlar. Yağ değiştirsen en az 200 dolar. Diyorum ya 200 dolara onu yapacağım ama giderim. Bana ne malzeme lazımsa ben onu alırım. Yaparım. Bu şekilde de bir dertten kurtulmuş olurum yani. Hem malzemem olmuş olur. Hem başka ihtiyacım olduğu zamanlarda bir daha o malzemeyi almak zorunda kalmam. Malzemem olduğu için de gelirim burada yaparım. O yüzden şu jack standı aldım. Şu diğer stand, bu arabayı kaldırdığın zaman şunların üzerine oturtuyorsun. Onları aldım. Alet çantamı aldım. Bak araba için yine rampa var burada. Onları aldım. Dediğim gibi yani bu şeyleri kendim yapabileyim diye. Ama daha büyük bir garajım olsaydı daha güzel şeyler alıp böyle arabamı da içine sokup rahat rahat çalışmak isterdim ama herhalde de bu evde de çok durmayız zaten. Bu evde bizim birader de gidiyor. Ben şimdi kendim ya ev bakacağım ya da işte başka bir eve çıkacağız buradaki arkadaşlarla birlikte. Bakınıyoruz. Güzel garajlı böyle güzel bir ev. Öyle bir eve geçeceğiz. Dediğim gibi garajımda rahat rahat çalışmak istiyorum. Garaj meselesi böyle. Şimdi gelin size arabanın problemini göstereyim. Garajı kapatayım. Şu masaları da bilgisayar masası almıştım. Daha doğrusu yemek masası aldım. Bilgisayar masası olarak kullanıyorum. Sandalyelerini de satmam lazım. Bak burada da iki tane bisiklet var. Bunlar bir halta yaradığı yok. Bizim brandamız. Neyse bunlar öyle çok temiz değil. Evin dışını göstereyim size. Ev 2,5 katlı. 3 katlı gibi görünüyor. En aşağıda şurada bodrum katı var. Birinci kat. İkinci odaların olduğu kat. Bir de en üst çatı katı var da orada çok bir şey yapmıyoruz. Orayı kullanmıyoruz. Şimdi arabanın size problemini göstereyim mi? Arabada şöyle bir şey gördüm. Eğer çekebilirsem. Volvo'muz. Ve CR-V'miz. Şimdi CR-V'nin iki tane problemi var. Birincisi arka fren, arka sol tarafında bir problem var. Önce herhalde dedim balatadandır. Arabanın balatasını ve kampanasını değiştirdim. Sorun çözülmedi. Sorun hala devam ediyor. Ona bakacağız. İnşallah onu çözebilirsem güzel olacak. Diğer problem ise şuradan görünüyor mu? Şu. Şurada demir kırık gibi bir şey görüyor musunuz? Bayağı paslanmış, rezil olmuş. O demiri değiştirmem lazım. Aynı şekilde diğer tarafında da bayağı bir pas vardı. Evet. Bilmiyorum görünüyor mu da. Onları değiştirmem lazım. Bilmiyorum neyi nereye bağlıyor. Bakamadım ya havada kötü olduğu için. Onları çözeceğiz. Volvo'muz burada. Volvo ile alakalı bir video de yapacağım. Kaça aldım, niye aldık? Bunlar Uber falan yapmak için, Uber Lift yapmak için aldık. Öyle, burada da bir tane Toyota Avalon var bak. Bu Avalonlar Türkiye'de herhalde yok. Efsane bir araba. Bizim bir arkadaşın arabası. Neyse, durumlar böyle. Harley Davidson'a ne oldu? Harley Davidson uf oldu, maalesef gitti. Üzüldüm vallahi. Motor normalde ucuza gitti. O motorun değeri eğer düşmeseydi, o deposunda küçük bir ezik vardı. Onu fotoğrafını bulursam koyarım. Eğer o deposundaki ezik vesaire falan olmasaydı, motorun değeri en az 8500 dolardı. Biz zaten motoru bayağı uygun fiyata almıştık. 2016 modeldi. O ezik olmasaydı çok rahat ben onu 8500'e satardım. Ama neyse olan oldu artık, yapacak bir şey yok. Motor da gitti, yeni sahibine hayırlı olsun. Beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Peace. Bunun anlamı peace. Barış. Hadi bay.